Merhaba 5. sınıflar. Bu dersimizde yüzdeler, ondalık gösterim ve kesirleri içeren cik sorularımıza birlikte bakıyoruz. Böylece piyasada karşınıza çıkabilecek farklı tarzda soruları birlikte keşfetmiş oluyoruz. Geçelim bakalım ilk sorumuza. Şimdi gençler bize demiş ki bir sınıfta 20 tane erkek 16 tane kız öğrenci vardır. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa %50'si kız olur. Şimdi kız oranını bulabilmek için. Bizler diyoruz ki bir şeyin yüzdelik diliminde karşılığını bulabilmek istiyorsak istenen ifademizi şöyle istenen diye yazalım. Üst kısma yazıyoruz. Ardından toplam sayısal verimizde her zaman alt kısma yazıyoruz. Şimdi gençler İstenen durum nedir? Kızların sınıfın yarısı olması dedim. Yani %50 demek yarısı demekti hatırlayayım. Şimdi bu durumda tek tek bakacağız bakalım. Normalde bizim toplamda kaç öğrencimiz var? 20 artı 16'dan toplamda şu an için 36 tane öğrencimiz var. Yani şu an için toplam ifademiz aşağıda 36. Ancak şıklara göre ne yapacağız? Ekleme çıkarma yapacağız. Bakalım 6 tane kız ayrılırsa. Şimdi 6 tane kız ayrılırsa arkadaşım ne yapacak? 36 kişiden 6 kişi gidecek bir sefer. Ardından benim istenen ifade Adam kimdi? Kızlardı. Peki kızlar 16 kişiydi. E, 6 kişi gidecek. Şimdi 16'dan 6 çıkarsa yukarısı artık 10. Aşağısı 36-6'dan 30'a dönüştü. Şimdi arkadaşım bu durumda 10 bölü 30 ifadesinin %50 olma ihtimali var mı? %50 olabilmesi için bir kere neydi %50? 1 bölü 2 yarım ifadeydi. Yarım ifade var mı burada? Hayır yok. Demek ki A şıkkını eledik. B şıkkına geliyorum. B şıkkına şimdi 36'yı gene yazayım. Şu yukarıdaki 16 tane kızcağızımızı da bir yazalım. Bunlara ekleme çıkarma yapacağız. Sınıfa 12 tane erkek geliyor. Şimdi sınıf 12 tane erkek gelmesi benim kızlarımı değiştirir mi? Kız oranımı değiştirir mi? Hayır 16 tane yukarıya hiçbir ekleme çıkarma yapmıyorum. Şimdi arkadaşım eşittir diyorum bu durumda. Yukarıda gene 16 tane kız öğrencim var. 36 12'den toplamda 48 tane öğrencim olmuş oldu. Dikkat edersen 48'in yarısı yukarıda olmalıydı. Böyle bir durum var mı yok. Demek ki B şıkkı da sağlamadı. Geldim C şıkkına. C şıkkı için şöyle yazalım. Gene 36 tane benim toplam sınıfta öğrencim vardı. Başlangıçta 16 tane kız öğrencim vardı. Şimdi 4 tane kız geliyormuş sınıfa. 4 tane kız geliyorsa kızlara eklenecek. E aynı zamanda sınıfa da eklenecek değil mi? Peki 16, 4 daha 20 yaptı. 36, 4 daha 40 yaptı. Dikkat ettin mi? 40'ın yarısı 20 yani %50 ifadesine ulaştık. Demek ki cevabımız Ceyhan'mış. Bu tarz sorularda bizden istenen ifade biliyorsun burada kızdı. O yüzden kızların sayısını öncelikle yazıyorsun. Toplam sınıftaki öğrenci sayısını yazıyorsun. Buna göre şıklardaki ekleme çıkarmaları yapıyorsun ve böyle yüzde 50 gibi güzel sayılar veriyorlarsa karşımıza yüzde 50'nin ne olduğunu biliyoruz yarım olduğunu biliyoruz yani aşağıdaki ifadenin yarısı yukarıda olacak şeklinde bakarsan senin için kolaylık olur eğer bu yöntemde e, sıkıntı yaşıyorsan el mahkum ne yapacaksın hepsinin paydasını yüze getirecek şekilde genişletme işlemi yapacaksın ama bu bizim için bir zaman kaybıdır o yüzden bu şekilde yarısı mı değil mi diye kontrol etme sana zaman sağlar geçtik bir diğer sorumuza bize demiş ki aşağıdaki iki tane e, su deposu göster serilmiş. Tamamen dolu olan biri, birinci depodaki suyun %24'ü boş olan ikinci depoya aktarıldığında demiş deponun bir kısmı doluyormuş. Şimdi bu tamamen yani %100 doluydu değil mi? O zaman şimdi orada da saymayı yok ya. Ben sayısız işlemleri sevmiyorum. Diyorum ki depomuzda 100 litre su olsa 100 litre su diye yazalım. Farazi kafadan sayı sayılıyoruz. Bunun %24'ünü boşaltacak olursak 100'ü 100'e böleceğiz. 1. 1 ile 24'ü çarpacağız. Biz ne yaptık? 24 litreyi aslında boşaltmış olduk değil mi? 24 litre diye de yazıyorum. Şimdi arkadaşım ben neyi biliyorum? 24 litrenin kaç tane parça eşit olduğunu biliyorum aslında. Hemen bir bakalım. Burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya ayırmış. Peki 10 parçaya ayırmış da kaç parçasını doldurmuş bu 24 litre? 1, 2, 3, 4, 5. Aa, dikkat ettin mi? 5 bölü 10 demek Yarım demek yarısını doldurmuş e bir şeyin yarısı yani ikinci deponun ikinci deponun yarısı yarısı 24 litre ise arkadaşım ne yapacağım tamamını bulmak için 2 ile çarpma işlemi yapacağım 24 kere 2 ne olur? Tabii ki de 48 litredir bu arkadaşın tamamı şimdi arkadaşım birinci depoyu ben ne diyebiliyorum 100 diyebiliyorum peki ikinci depoyu ne diyebiliyorum 48 diyebiliyorum peki bize demiş ki İkinci deponun hacmi, birinci deponun yüzde kaçıdır? E bakıyorum yüzde kaçıymış arkadaşım? Yüzde 48'iymiş. Bize turistik bir bölgede e, deniz ekipmanları satan bir işletmeci ürünlerinin etiket fiyatları üzerinden yüzde 25 tam yapmış olduğunu söylüyor. Yeni fiyatların üzerinden de bir de 1 bölü 10'luk indirim yapmış zam yapıyorsa toplayacağım. Sonrasında indirim yapıyorsam çıkarma işlemi yapacağım. Peki arkadaşım ortada para var mı? Eğer ki yüzdeli sorularda ortada para yoksa her zaman o paraya ne diyeceksiniz? 100 TL diyeceksiniz unutmayın. Neden? Kolaylıkla işlemi yapabilmek için. Şimdi arkadaşım şu yüzde 25 ifadesi hatırlarsan neydi? Çeyrekti. Çeyrek demek 4'e böl demekti unutma. Şimdi senin 100 liralık bir ürünün olsa yüzde 25 zam yapsan yüzü 4'e böleyim bakayım ne kadar zam yapıyormuş 104'e bölsem 25 TL zam yapıyormuşsun. Yani kar yapıyorsun. E peki ne olacak? 100 lira vardı. 25 lira daha eklendi. Son durumda yapmış olduğu para 125 TL'ymiş. Peki 125 TL'den ben ne yapacağım? 1 bölü 10'luk bir indirim yapacağım. E yapalım. Şöyle indirimi de farklı bir kalemle yazalım. Ne yapıyoruz arkadaşım? İndirimde de aynı şekilde olacak. Bu 1 bölü 10 ifadesi olsa da fark etmez. Kesirle işlem yaparken de yukarıdakiyle çarpıyorum. Aşağıdakiyle gene bölüyorum. Aynı yüzdedeki gibi. Şimdi 125'i ne yapacağım? 1 ile çarpmanın bir anlamı yok. Ona bölme işlemi yaparım. 125'i arkadaşım ona bölme işlemi yaparsa. Şimdi şöyle biz bunu daha öncesinde pratik bölmelerde görmüştük. Eğer ki sayının son kısmında 0 yoksa ne yapıyorduk? Virgül devreye giriyordu. Hemen bir basamak virgül atmak zorundaydım. O yüzden cevabım 12,5 TL indirim olmuş oldu. Şimdi benim 125 TL satılan ürünümde 12,5 TL sen indirim mi yaptın? Çıkar işlemi yapıyorsun. 12'yi bir çıkartma olur arkadaşım. 113 olur. Ardından bu çuğunu çıkartacak olursam 100 12 buçuk arkadaşım tl ne yapmış olacaksın sen tl satmış olacaksın. Şimdi bu durumda acaba bir bakalım ben kar durumunda mıyım zarar durumunda mıyım? Ben başlangıçta ne kadar aldım 100 tl aldım. Peki en son durumda kaça satmış oldum? Satış yazılmış şuraya en son durumda 112 buçuk tl satmış oldum. Peki bu durumda karda mıyım zararda mıyım? Bir kere zararların hepsini eledim. Ben tabii ki de ne durumdayım burada kar durumundayım. Peki arkadaşım ne kadar kar durumundasın? bir bakalım bakalım. Dikkat edersen burada virgüllü sayı vermiş. Bunları git yüzdelik ifadeye çevir. Şu arkadaşı yüzdelik ifadeye çevirirsem arkadaşım şu 25 bölü 100 kesrine dönüştüreyim. Bu da ne demektir? Yüzde 25 demektir. Bu arkadaş kimdir? Bu arkadaş 125 bölü 1000'dir. Yani bu arkadaşı sadeleştirecek olursak 12 buçuktur. Yani yüzde 12 buçuktan bahsediyor. E bak 100 lirayken ben kaça satmışım arkadaşım? 112 buçuk liraya satmışım. Bakalım 112 buçuktan 100'ü çıkar artırsam ben direk kar oranını bulacağım 112 100 çıkarsa Tabii ki de 12 buçuktur. Senin karın ne olacak arkadaşım? 12 buçuk, %12 buçuk olacak. Yani aşık olacak. Bu şu an için sizlere zor gelebilir. Ama e, özellikle ilerleyen yıllarda çok fazla karşınıza çıkacak sorulardan bir tanesi de. Tekrar söylüyorum. Şu an için seviyenize bir tık üst gelebilir. Ancak öğrenmenizde fayda var. En azından bir kulak karşına alınız olsun diye karşınıza çıkarttım. Çünkü piyasada bulunan kitaplarda bu tarz sorulardan da varmış görüyorsunuz. Geçtik bir diğer sorumuza. Hacimleri birbirine eşit 200 olan AB kapları tamamen su ile doluymuş. A ve B kaplarının hacimlerinin %20'si ile %40'ı arasında ki %20 ile %40 da dahil olmak üzere su alınıp boş kap olan M kabına dökülüyormuş. Hacmi 100 litre olan M kabında sıvı hakkında hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi arkadaşım ben bu 200 litrenin önce bir %40'ını bir %20'sini hesaplayayım ki acaba şu M kabına ben ne kadar aktarım yapıyorum? Bu arada M kabına illa şu A'dan B'den aktarım yapılacak. Bu önemli bir ayrıntı. O zaman gidiyorum 200'ün %20 bir hesaplayalım. Yüze bölme işlemi yaptım. 2. 2 ile de arkadaşım 20'yi çarptım. %20 ne kadarmış? 40 litreymiş. Şöyle %20 diyelim. Ne kadar? 40 litre diyelim. Ki bu aynı şekilde B için de geçerli. Peki bu arkadaşım bir de %40'ını hesaplayalım. 200 bölü 100 yaptık. 2 oldu. 2 ile de tabii ki 40'ı çarptık. 80 litreye ulaşmış olduk. Demek ki %40 ifadesi de neymiş arkadaşım? 80 litreymiş. Bu arada %20'si 40'sa 40 ise %40'ı 80 lira 2 kat işleminden de yapabilirsiniz. Pratik yöntemdir. Şimdi arkadaşım diğer için de aynı şeyleri söyleyeceğimizden dolayı ben A'dan en az ne kadar alabilirim? 40 alabilirim. E bundan da en az 40 alabilirim. Çünkü aynı oranlar bunda da sahip. O zaman 40 40 daha buraya 80 litre ekleyebilirim. Ya da en fazla ne ekleyebiliyoruz ona bakalım. Şuradan 80 alırım. E bunda da en fazla 80 var biliyorsun. 80 80 daha 160. Buna en fazla 160 ekleyebiliyormuşum. O zaman burada M'nin ağırlığı 80 ile 180 litre arasında olacak. Peki Şimdi bize diyor ki A kabında en fazla 20 litrelik boş yer kalır. Şimdi aslında bu doğru. Neden? Ben buraya en az 80 koyabildiğim için 80, yüzden 80 çıkarsa ne olur? 20 litrelik boşluk kalır. Peki daha fazla boşluk kalabilme ihtimali var mı? Yok. Çünkü en az ihtimaline göre bakıyorum 80 oluyor. En az ihtimaline göre 80 olduğuna göre benim en fazla kalabilecek boşluğum 20'ymiş. Bu A şıkkı doğru. Geldim. M kabında en fazla 80 litre su taşar demiş. Şimdi arkadaşım M kabında en fazla 80 litre mi su taşar? Bakıyorum. En fazla koyabileceğim ağırlık ne? 80 80'den 160. Peki 100 litrelik bir kaba 160'lık bir şey koyuyorsan ne kadar taşar? 60'lığı taşar. En fazla aslında ne kadar taşması lazım? Lazım. 60 litresi taşması lazım. Bu yanlış gibi duruyor. Diğer şıkları da bir inceleyelim. M kabı taşmayacak şekilde doldurulabilir doldurulabilir. Neden biliyor musun? Çünkü bize tam bir yüzdelik dilim vermemiş. %20 ile %40 arasında bir değer alacak demiş. Yani ben A'dan 40 litre alıp B'den 60 litre alabilir miyim? Evet neden? Çünkü 40 ile 80 arasında bir değer alacağım biliyorum. Alabilirim. E, bu durumda da kabı tamamen doldurabilirim. Geçtim. M kabında 20 litre su taşabilir. Taşabilir. A'dan 60 alırım. B'den de 60 alırım. Evet 120 olur. Bu durumda da 20 litrelik su taşabilir. Unutma sen en az ne kadar alacaksın? En fazla ne kadar alacaksın? Bu aralıkları buldun. Sen en az ne yapıyorsun? 80 alabiliyorsun. En fazla 160 alabiliyorsun. Buna göre tabii ki deniz şıkkı da doğru. Demek ki ilk bulduğumuz şey doğruymuş. B şıkkı hatalıymış. Devam ediyoruz. Bir sınıfın %40'ı kızmış. Salı günü kızların tamamı okula gelmiş. Erkeklerin ise %25'i okula gelmemiş. %25 demek dörde böl demektir. Şunu bir hatırlatalım tekrar. Şimdi arkadaşım salı günü sınıfa 8 kız gelmiş. Şimdi bir sayının %40'ı neymiş? Şöyle %40'ı şu yazalım. 8'miş. Ters işlem yap. Biz daha öncesinde ne yapıyorduk? Sayıyı 40'la çarpıp 100'e böldüğümüzde 8'e ulaşacaktık, değil mi? Ters işlem yapıyorum. O zaman bölme işlemi yapacağım yere çarpma işlemi yapıyorum. Çarpma işlemi yapacağım zaman bölme işlemi yapacağım. 8'le 100'ü çarptım. 800. Sonrasında 800'de git 40'a bölme işlemi yap. 800'ü 40'a bölecek olursak şu sondaki birer tane sıfırdan kurtulalım. 80'i e böldüm. Demek ki toplamda 20 tane öğrenci varmış. Ben bunu öğrenmiş oldum. Peki toplamda 20 tane öğrenci varsa %40'ı kısa, %60'ı erkek değil midir bunların? %60'ı erkek değil mi? O zaman 20 çarpı 60 yapacağım. Buradan 1200 bulacağım. 1200 arkadaşım 100 ile bölme işlemi yaparsam neye ulaşırım? 12'ye ulaşırım. Hatta bu kadar uğraşmaya bile gerek yoktu. Şu an fark ettim. 20'den 8'i çıkarsanız 12'ye ulaşırdınız. Neyse yüzdelik işlemleri tekrarlamış olduk burada. Şimdi 12 tane erkek varsa bunların %25'i okula gelmediyse şimdi arkadaşım ne yapıyorduk? 4'e bölme işlemi yapıyorduk %25'ini hesaplarken. 12'yi ben gider 4'e bölerim. 3 tanesi gelmemiş diye şöyle yazalım. Gelmemiş. Peki benden ne istiyor? Kaç tane erkek öğrenci okula gelmiş onu istiyor. E, 12 tane öğrenciden 3 tanesi gelmediyse 12 eksi 3'ten cevabımız tabii ki de 9 yani Bursa. Devam edelim. En fazla 4 litre su alabilen bir sürahinin 75'i doluymuş. Ardından sürahideki suyun yarısı ile e, her biri 200 litre olan su alan bardakları en fazla kaç tanesi doldurulur diye sormuş. Güzel bir kesir yüzdelik işlem birbirine katmış güzel bir soru. Şimdi. Arkadaşım burada öncelikle mililitreyle uğraştığı için 4 litreyi bir kere mililitreye çeviriyoruz. Mililitreye çevirirken ne yapıyorsun? Hemen gidiyorsun. 1, 2, 3 tane sıfırını atıyorsun. Hatırla bunu sıvı ölçü birimlerinden. 4 litre 4000 mililitre. Peki arkadaşım şimdi ben ne istiyorum? Diyorum ki %75'i dolu olsun istiyorum. %75'i demek 75 bölü 100 demekti. Hatırla şu arkadaşı bir 100'e bölelim. 4000 bölü 100 yapacağız. Karşılıklı ikişer tane sıfır sildim. 40. 40'ı arkadaşım ne yapıyorum? 75 ile çarpma işlemi yapıyorum. Peki 4 tane 75'in 300 olduğunu biliyorum. Bir tane sıfır ekledim. 3000'e dönüştü. %75'i doluydu. Şimdi yani 3000 litre su var. Mililitre su var. Kimde sürahide peki bu suyun yarısı ile e, bu suyun yarısı nedir 3000'i ikiye bölme işlemi yaparsanız 1500'dür değil mi arkadaşım 1500 mililitredir peki yarısını da hesapladım her biri 200 mililitre olan bardaklardan en fazla ne kadar doldurur şimdi 1500'de kaç tane 200 var onu araştıracağız. Hemen şöyle bir bakkal bölmesine dönüyorum. Çünkü en fazla işlemlerinde hep böyle bakkal bölmesiyle uzun uzadıya işlem yapacağız demektir. Şu karşılıktaki şer tane sıfırdan kurtulursam 15'i 2'ye bölersem 7 geriye kaldı 1 değil mi 14 olacağı için şimdi arkadaşım 7 tane bardak tamamen doluyor aynı zamanda ne olacak bir tane bardaklık daha doldurabileceğiz ama tamamını dolduramayacağız e problem değil 7 tane tam dolu bardak olsun bir tane de ne yapacağım şu kalanı koyabileceğim bir bardak kullanacağım 7 artı birden toplam 8 bardak ne yapacaksın doldurma işlemi yapacaksın Erkek ve kızlardan oluşan 4 kişilik grubun %25'i kızmış. Bu gruba bir kız daha katılırsa grubun yüzde kaçı erkek olur demiş. Şimdi arkadaşım %25 demek dörde böl demekti. Senin için bir kolaylık unutma. Eğer ki bunu bu, şekilde söylemezsen 25 ile çarp 100 ile böl seni birazcık daha zorlayabilir. Şimdi 4 kişilik grubun dörde bölümü kıza eşitse 4'ü dörde bölerim. Yani bir tanesi nedir? kızdır. Şimdi bir tanesi kızdı. O zaman 4 1'den 3 tanesi ne oldu? Tanesi diye yazalım. Erkek olmuş oldu. Şimdi gruba bir tanecik daha kız katılıyor peki erkekler yüzde kaçını oluşturuyor diyor. Burada istenen ifade yani istenen sayıyı yukarıya toplam ifadeyi aşağıya yazarak yüzdelik bulacağız. Toplamda şimdi 4 kişi vardı bir kişi daha geldi toplamda 5 kişi olduk. Peki erkekler kaç kişi? Erkekler 3 kişiydi. E kız gelince bir durum değişmedi ki. Erkekler gene 3 kişi oldu. 3 bölü 5'in yüzde kaç olduğunu soruyor aslında bize. Hemen 20 ile genişletme işlemi yaparsak 60 bölü yüzden yüzde 60 olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Aşağıda toprağın dış kısmı 80 metre olan bir direk gösterilmiş. E, direğin toprağın üstündeki kısmının %10'u kadar da altında varmış. Şimdi bir kere 80 metre yukarıda varsa aşağısında ne kadar var onu hesaplayalım. 80 ile bir kere onu çarpacağım. 800 oldu. 800 de arkadaşım gideceğim. 100'e bölme işlemi yapacağım. Demek ki toprağın altında ne kadar daha var? 8 metre daha toprağın altında diye şöyle top, toprak altında diye yazalım. Altında. Peki şimdi bakalım. Devam edelim. Bu düreğin demiş toprağın üstünde kalan kısmının %15'i yukarıdaki gibi sarıya boyanmış. Peki şu 80'in %15'ini bir hesaplayalım. 80 arkadaşım 15'i çarpacağım. 100'e bölme işlemi yapacağım. 8 kere 15 120 şu 80'deki sıfırda koyarsam 1200 olur. 1200 de tabii ki 100'e bölersem cevabımız 12'dir. Demek ki şu sarı alan 12 metreymiş. Hemen yanına ileri yazdım. Peki devam edelim. 3 bölü 5'ini kırmızıya boyuyormuşum anladığım kadarıyla. Ne yapacağız? 80'i arkadaşım 5'e böleceğiz. Ardından 3 ile çarpma işlemi yapacağız. 85'e bölersem 16. 16'yı arkadaşım 3 ile çarparsam cevabım 48 olacak. Demek ki şurada 48 metreyi de ne yaptım? Ben gittim kırmızıya boyadım. Şimdi 12, 48 daha ne yapar? 60. Senin boyamadığın yer ne kadar? 20 metre. Bu arada bunu da belirtmiş olalım. Hemen işlemi de göstereyim. 48 artı 12'den 60 yaptık. 80'den de şu 60'ı çıkartırsak boyasız olan yerin 20 metre olduğunu görmüş olduk. Şimdi Şimdi bize demiş ki direkt topraktan çıkarılıp üst ucundan başlanarak yukarıdan başlayacağız peki. Beşer metre parçalara bölünüyormuş. Peki 5 metre parçalardan kaçı tamamen boyasızdır. Şimdi o zaman temsili olarak şöyle direği çıkarttık yan yatırdık diye gösterelim. Şimdi bizim üst kısmımız neydi? Sarıydı hemen şöyle 12'lik kısmını ne yapayım? Sarı renkte göstereyim. Şöyle 12 diye üstüne yazayım. Ardından boyasız kısmı var 20'lik. O kırmızı şekilde kalsın alt kısmına şöyle kırmızı bir yer işaretleyelim. Şurası ne kadarlıktı? Şöyle kırmızı alan. Şurası 48 48'likti. Şurası 20'likti bu arada. Şu da belirgin olsun diye şuraya 12 yazalım. Şu geri kalanı da 8'di. Şimdi arkadaşım ben bu arkadaşı 5'er 5'er parçalayacaksam kalemin rengini değiştirelim. Şu 12'yi 5'e bölsem burada 2 tane parça olacak. Öteki parça sarıyla ee, ne olacak? Renksiz kısımdan gidecek, değil mi? Yani sarıdan iki gidecek renksiz kısımdan da buradan da üçlük bir şey gidecek değil mi? Çünkü 5, 5, 10, 2 kaldı. Şu 20'den de 3'ü alırsam arkadaşım olacak? Yine bir beşlik oluşturacağım. 3 parçayı boyamış olacağım. Bu arada bu 3 parçadan 1, 2, 3 tanesi sarımsı renklerde olacak. Üçüncüsü zaten karışık. Hem renksiz hem renkli kısımda. Şimdi ben 20'den bir kere bir üçlük kullandım değil mi? 17'yi ne yapacağım? Burada tutacağım arkadaşım. 5'e bölme işlemi yapacağım. 17'nin içine kaç tane 5 var? 3. 3 tane arkadaşım sen net boyasızı ne yapıyorsun? Bir köşeye koyuyorsun. Diyorsun. Peki burada elinde kalan 2 santim ne olacak? 2 santimin üstüne şu 48'likteki 3 santimi de ekleyerek arkadaşım ne yapacaksın? Kırmızılı ve renksiz olmak üzere bir tane kesik oluşturacaksın. Şimdi aynı zamanda şurada 3 santim kullandım ya arkadaşım ben yine 48'den 3'ü çıkartırsam 45. 45'i 5'e bölersem burada 9 tane parça elde edeceksin demektir. Tam parça elde edeceksin. Güzel. Demek ki buradaki renksiz kısma bulaşmayacaksın. E bu durumda bu 5 8'lik kısımdan Kaç tane beşlik ayırabilirsin ona da bir bakalım 8'i 5'e bölme işlemi yaparsak arkadaşım burada da en fazla bir tane beşlik oluşturabiliyorsun aynı zamanda tabii ki kalan işlemin olacak bir tane daha parça oluşacak ama o 5 metrelik parça değildir o yüzden sayılmayacak maalesef diyoruz ki şurada 3 tane bu son kısımda da bir tane olmak üzere toplam 4 tane 5'er metrelik parçan oluşmuş olacak cevabımız o yüzden ne olacakmış 4 olacakmış güzel gayet de zor olan bir soru yanılmıyor isem bu soru okyanus yayınları master class kitabında olması lazım demek ki karşımıza bu tarz zor sorularda çıkabiliyormuş özellikle ve güzel bir soru burada çünkü ne yapıyorsunuz sizler sarıyı ve kırmızı alanları da dahil etmek üzere parçalama işlemi yapıyorsunuz ve burada kime ne kadar santim verdiğinize tek tek bakmanız gerekiyor bu çok çok nadir gelebilecek bir soru ancak sizi zorlamak isterlerse ya da seçici birisini alsa kesinlikle bir tane de olsa bu tarz bir soru koyacaklardır Geçelim diğer bir soruya. Birinci satırı bir parça, ikinci satır iki parça, üçüncü satır üç parça. Aa, gördünüz mü? Ha, hangi satırdaysa o kadar parçaya ayırıyor. Peki dördüncü satırda bir kesir göstermiş gibi. Bu kesri biz bir e, tarif edelim. Dört parçaya ayırmış paydaya yazdım. Üç parçasını boyamış. Yani dördüncü satırda üç bölü dördü göstermiş. Şimdi demiş ki yukarıdaki kesir kısmında dördüncü satırdaki taralı kısmı eşit taralı bir kısmı ifade etmek istiyormuşuz. Kimde? Yirminci satırda. Şimdi o zaman yirminci satırda bir kere paydada kim olacak? Yirmi olacak. Bana diyor ki 3 bölü 4 kesine denk 20'li bir paydası olan bir kesir oluştur. E arkadaşım işin kolay. 4'ü kaç kat büyütmüş? 5 kat büyütmüş. O yüzden üçü de ne yapacak? 5 kat büyütecek. O zaman sen ne yapacakmışsın? 15 parçasını boyayacakmışsın. 3 kere 5'ten 15 oldu. Geçtik bize. Sabit makara ve halatla oluşan bir düzenek vermiş. Aslında fizik sorularında yani ilerleyen yıllarda daha çok karşınıza çıkacak ama burada matematik işlemi yaptırmış. Birinci konumda aynı hizada olan A ve B cisimlerinden A bir miktar aşağıya çekilmiş. ikinci konuma getirilmiş. Peki diyor ki şurada size sorduğumuz mesafeyi size zahmet bir bulun. Şimdi arkadaşım şu ipin ya da e, ipmiş gibi düşünelim. Şu A'dan devam ettirelim. Şu aşağıya doğru yere kadar gelsin. Şu B kısmından şuraya da hatta bence C B'den C'ye kadar olan mesafeyi biz şöyle bir ölçelim. Bu ne olacak? AB mesafesi olacak. Aynı zamanda 7,2 olacak değil mi? Yani 7 tam da 2 katletmeyelim matematiği. Şimdi burada Olay nasıl değişmiş? Gene ben C'ye kadar geliyorum. CB bu sefer ne duruma gelmiş? AB zaten sabit dikkat et değil mi? AB mesafesi sabit. Bu sefer 3 tam %38 yapmışım. Şimdi arkadaşım burada hiçbir şey değişmedi. Tek değişen şey nedir? Şuradaki soru işareti olan kısmı üstüne eklememişim. Yani ben bu soru işareti olan kısmı da üstüne ekleyince ne olacak? Şu iki ifade birbirinin aynısı olacak. Peki bu iki ifade de dikkat ettim mi? İki tane AB ifadesi var. Yani aynı ip uzunluğu var. Salla geç. O zaman ben şunu bileceğim. 7 tam 10'da 2 aslında 3 tam %38 de şu soru işaretinin toplamıymış. E, o zaman işin kolay. 7 tam 10'da 2'den ben ne yapacağım? 3 tam yüzde %38 çıkartacağım. Virgüller alt alta yazılır. Sonrasında 3'ünü yazdım. 38'ini yazdım. Dikkat ettim. Yukarıda bir boşluk var. Hemen gittim oraya sıfırla doldurdum. Çıkarma işlemi yapıyorum. Şimdi 10'dan 8 çıkarsa arkadaşım 2 kalır. 1'den 3 çıkmaz. Elinde aldım. 11'den 3 çıktı. 8 oldu. Virgülümü attım. Devam ediyorum. Şurada 6 kaldı. 6'dan da 3 çıkarsa 3 olur. Demek ki 3 tam %82'ymiş şu soru işaretiyle sorulan yer. Aslında kolay bir soru ancak burada sizler bu C kısmını göstermediğiniz anda kafanız karışıyor. Kimden ne çıkacak ne olacak diye. Burada aslında bize tamamen şunu sormak istiyor. 7 tam 10'da 2'den 3 tam %38'i çıkartırsam kaç kalır sorusunu uzatarak bize kafamızı karıştırarak sormuş. Devam ediyoruz. AB B, 2 basamaklı bir doğal sayı. A sayısının %25 ile B sayısının %50'si alınarak yeni iki basamaklı bir doğal sayı oluşturulmuş diyor ki buna göre iki basamaklı doğal sayı oluşturduktan sonra bu aşağıdakilerden hangisi olamaz Şimdi bir kere %25 demek 4'e böl işlemi demek %50 demek yarısını al demek unutma Şimdi arkadaşım bir şeyin yarısını alacağım bir rakamın yarısını alacağım değil mi bak bu da önemli bir ayrıntı AB neyden oluşacak tabii ki de rakamlardan oluşacak peki rakam dediğin ifade kimdir sıfırdan başlayarak arkadaşım 9'a kadar olan sayılardır şimdi düşünüyorum ki ben B yerine en fazla ne yazabilirim 9 yazabilirim peki 9'un %50'sini almaya kalkarsam nedir 4.5'tür yani ben bu son kısma oluşturacağım yeni sayı son basamağına buçuktan büyük bir sayı yazamam dört buçuktan büyük bir sayı yazamazsam son basamaklara bak 0 olabilir 0 olabilir 1 olabilir. Ancak 5 olamaz. Çünkü bu arkadaşın %50'si 5 ise tamamı 10'dur. İyi de B'ye ben iki basamak yazamam ki rakam yazacağım. O yüzden cevabımız denizdir. Basit ancak seçici bir soru. Devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda marketteki ürünlerin alış ve satış fiyatları ortaya konmuş. Buna göre kar yüzdesini hesaplayayım. Burada kar yüzdesini hesaplayabilmek için yapmanız gereken şey şu. Siz ne kadar fark attınız? Yani satışınızla alışınız arasındaki farkı bulun. Satış eksi alış diyorum bu fiyatı bul ardından arkadaşım sen şunu alış fiyatında ne yapıyorsun oranlıyorsun böylece karşına bir kesir çıkıyor bu kesri genişletip sadeleştirerek ne yapacaksın yüzdeliğini bulacaksın şimdi arkadaşım birincisinde K harfine bir bakalım K harfinde ben ne kadara sattım 8'e sattım peki kaça aldım 5 e aldım 8 5'ten sen 3 TL kar koymuşsun peki ne kadar almıştın 5 TL almıştın şimdi 3 bölü 5'i 20 ile genişletirsem yüzde kaçtır yüzde 60'a eşittir sen burada yüzde 60 karlı satmışsın arkadaşım gel L'ye. Şurada 20 ile genişlettiğimde yazayım da kafanız karışmasın. L'ye geliyorum. Ben ne yaptım? 2 idi 4'e sattım. Zaten burada ortaya çıkıyor %100 kar var da. Yani gene uzun uzadıya yapalım bakalım. Ben 4 2'den 2 TL'ye ne yaptım? Kar elde ettim. Peki başlangıçtaki param neydi? 2 idi. E bunu genişletecek olursam zaten %100 olduğunu direkt göreceksin. Demek ki sen ikincisinde %100 kar elde etmişsin. Geldik M harfine. M harfindeki karımıza bakalım. Şimdi 40'mış 50'ye satmışsın 10 TL karım var 40'lık da bir alışım var bu arkadaşı sadeleştirip genişletecek olursak buradan 25 ile ne yapacağım? Genişletme yapacağım. 10 ile sadeleştirme yapacağım. %25 olduğunu rahatlıkla görebilirsin. %25'lik bir kar oranı koymuşsun. N harfine gelelim. N harfine gelecek olursak sen ne yaptın? 300'e sattın. 200 aldın. Demek ki 100 TL kar koymuşsun. 200 TL'de de almışsın. Dikkat etme. 1'e 2 oranı varsa direkt %50 de yapıştır geç demiştik biz soruları anlatırken. Peki. Şimdi bakıyorum. En fazla kar yüzdesi tabii ki de kimde? Tabii ki de L harfinde. Der geçeriz. Devam ediyoruz. 30 kişilik bir sınıfla ilgili Aşağıdaki bilgiler veriliyormuş. 30 kişilik sınıfın %40'ı kız. Şimdi 30'un %40'ını hemen şurada bir hesaplayalım. 30 çarpı 40 yapacağım. Ardından 100'e böleceğim. 3 kere 3 12. Yanına 2 tane 0 koydum. 1200'e gidiyorum. 100'e bölme işlemi yapıyorum. Tabii ki de 12. 12 tanesi Kız öğrenciymiş belirtti. Peki 12 tanesi kız öğrenci ise şu toplam aslında 12 değil mi? Şurayı aşağıya yazabilirim. Kız öğrencilerin %25'i gözlüklü. %25 dörde böl demekti. Unutma. 12'yi dörde bölme işlemi yaparsam ne olacak? 3 çıkacak. 3 tanesi neymiş? Gözlüklüymüş. Gözlükleri hemen şu tabloda 3 yazıyorum. E, 3 ile neyi toplarsam 12 yapar? Tabii ki de 9. Demek ki gözlüksüz 9 tane kız var. Gözlüklü kız sayısı 3. Gözlüklü erkek sayısının %50'si %50'si yarısı demekti unutma yani gözlüklü kız sayısı gözlüklü erkeklerin yarısı peki gözlüklü erkeklerin yarısı ise gözlüklü kızların iki katını alırsam gözlüklü erkekleri bulamaz mıyım evet 3 kere 2'den 6 olacak şimdi arkadaşım ben sınıfın 30 kişi olduğunu biliyordum 12 tanesi kızsa 30 eksi 12'den kaç tane erkek var? 18 tane erkek öğrenci var. Peki erkek öğrenciler 18 kişi ise 6'sı gözlüklü ise 12 tanesi ne olacak? Gözlüksüz olmuş olacak. Gözlüksüz kaç tane erkek var diyor. Tabii ki de 12 der geçeriz. Evet gençler cik sorularımızın sonuna geldik. Piyasada karşınıza çıkabilecek en zor sorulardan ya da en taktiksel sorulardan bahsettik. Sizler de okul ve test kitaplarınızdan konulara ilişkin en az 100'er tane soru çözerseniz sınavlarınızda ve denemelerinizde Yüksek başarı göstereceğinize inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.